Telefonun internetinden GPS özelliğini açabiliyorsunuz. Onun dışında eğer saatin kendine ait has bir GPS özelliği yok. Wi-Fi'si ve buradan da kısa yol ayarlar var. Şu güç tasarruf modu. Şimdi buna gireceğiz. Bu özelliği açtığımız andan itibaren arkadaşlar ekran siyah beyaz oluyor. Şimdi güç tasarruf modu etkinleşsin. Bakın ekran siyah beyaz oldu ve güç tasarruf moduna girdi. Şu an şarjı %28. Güç tasarruf modu açık. Hiçbir menüyü kullanamıyorsunuz. Sadece gördüğünüz gibi bu. Güç tasarruf moduna çıktığım andan itibaren tekrar eski menüye geliyoruz. Bu saatlerin şöyle bir özelliği var. Diğer Apple'ın saatinden farklı olarak gösterdiğim bataryaya bastığınız zaman itibaren şimdi normal olarak benim %28 şarjımla 12 saat 50 dakika şarjım açık kalabiliyormuş. Biraz önce Fenerbahçe öyle ekranla. Yani 12 saat bir günde yaklaşık olarak 12 saat bir yarım gün daha kullanabiliyorum. Güç tasarrufunu aldığım zaman o gördüğünüz siyah beyaz ekranı aldığım zaman bir gün 12 saat yani yaklaşık 1,5 gün izleyebiliyorum. Kullanabiliyorum. Sadece izleme modunu aldığım zaman %28 şarjla 11 gün saati kullanabiliyorum arkadaşlar. Tam dolu şarjda tam 50 güne kadar bu saati kullanabiliyoruz. Yani bir şarj ediyorsunuz 2 ay sonra şarjı bitiyor. Öyle düşünün. iPhone'larda genelde bir gün ya da 2 gün sonra şarj edebiliyorsunuz. Ekran zaman aşımı konumu var. Şimdi o şeyi göstereceğim size. Sadece izleme modunu. Sadece izleme modunu aldığım zaman sadece saat özelliği geliyor. Hiçbir uygulamayı kullanamıyorsunuz. Ama tatile gittiniz, ormana gittiniz. Saatinizi yanınızdan ayırmak istemiyorsunuz. Şık olduğu için, aksesuarınız uygun olduğu için, tarzınız uygun olduğu için kullanıyorsunuz. Şu an o saat izleme modunu aldım. İzleme moduna yanındaki düğmeye bastığınızda sadece saat işliyor. Sadece saat ve bu şekilde 12 gün kullanabiliyoruz. Tam dolu şarjla 50 güne yakın kullanabiliyoruz. Bastığınız zaman gördüğünüz gibi hiçbir şekilde aktif şey yapmıyor. Yani siyah ayna ekranına döndü. Sadece yanda bu açma kapama düğmesine bir kere bastığında saat gelir. Basarsanız gider. Basarsanız gelir. Sadece bu kadar. Samsung Gear Frontier 3 hakkında sormak istediğiniz sorularınız varsa arkadaşlar yardımcı olurum. Lütfen abone olun kanalıma. Hiç kimse abone olmuyor. Yani bu tarz videolar çekmek istiyorum ama abone olmadığı için şevkim kırılıyor. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler. Sormak istediğiniz soruları da alt tarafa yazarsanız yorum kısmına cevaplandırırım.